varsa bereket için. Sağ olun. Allah'a emanet. Sağ olun. Şairimiz, uluslararası kapitanımız. Eyvallah, sağ olasın. Merhaba, Türkiye'de özellikle spor medyasının spor muhabiri misiniz bilmiyorum ama Çankırı'da olduğunuza göre muhtemelen spor muhabiri değilsiniz. Evet efendim. Spor medyasının özellikle futbol dışındaki spor branşlarına alaka göstermesini istiyoruz. Ve spor medyasının futbol dışındaki spor branşlarının sorunlarına da ilgi göstermesini ve yoğunlaşmasını istiyoruz. Bu olmadığı takdirde Türkiye'de sporun sorunlarına odaklanma sağlanamıyor. Odaklanma sağlanamadığından dolayı da sorunların çözümünde toplumsal bir sinerji üretilemiyor. Doping bizim kararlılıkla ele aldığımız bir mesele. Yaklaşımımız sıfır tolerans. Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Federasyon, teknik adam, antrenör, sporcu, sağlayıcı, kademelerde kimler varsa hepsi en ağır şekilde bedelini ödeyecek. Şu anki mevzuatımız dopingle mücadele etmekte yeterli. Ama hala anlamayan varsa, anladığını uygulamayan varsa, açık kapı arayan varsa bütün açıkları kapamak üzere de gerektiğinde bir mevzuat çalışması yapılabilir. Bununla ilgili taslak hazırlıklarımızı arkadaşlar Spor Genel Müdürlüğü'nde oluşturdular. Hangi branşta yakalanırsa yakalansın. Denetimler hızla ve sıklıkla sürdürülüyor. Asla müsamaha gösterilmeyecek. Uluslararası kurallar neyse, IOC'nin kriterleri neyse, WADA'nın kriterleri neyse, bunların hepsi Türkiye'de harfiyen uygulanacak. Herhangi bir Türk sporcu Avrupa Dünya veya Olimpiyat müsabakalarında madalya aldığında Türk toplumunda herhangi bir bireyin acaba sporcumuzun madalyası doping nedeniyle elinden alınır mı kaygısını yaşamasını istemiyoruz. Bu iş Türkiye'de bitecek. Süre verebilirim, tahminen bir yıl sonra Türkiye'de doping meselesini konuşmuyoruz. Bunun özelliği şu efendim, değeri yüzeye yapılmış ilk düğüm motifi var üzerinde. Yani o itibarla inanılmaz olsun diye bir...